Selamun aleyküm. Selam. Evet, Sultan Abdülmecid Camisi 1856 yazıyor. Evet, Mecidiye'de yoğun bir Türk ve Tatar nüfusu var. Sultan Abdülmecid Cami ve Kemal Atatürk Ulusal Koleji Mecidiye'de bulunmaktadır. Cami Sultan Abdülmecid tarafından 1861. Gerçi burada 1856 yazılı. Belki inşaat başlama tarihi, bitiş tarihi farklı olabilir. Tarihlerde birkaç yıl fark olabiliyor. 1861 yılında yaptırılmıştır. Günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramamış. Ancak 2006 yılında çatısı yenilenmiş. Aynı yıl İstanbul Müftülüğü aracılığıyla caminin halıları yenilenmiş. Yüksekliği 7,5 metre, duvarları ve minaresi kesme taştan yapılmış. Şöyle sağdan gidelim de minareyi de alalım. Camide imam da var. Ezan da okunuyor değil mi burada hocam? 5 vakit abi. 5 vakit de ezan okunuyor. Evet, Abdülmecid Camii. Mecidiye. Gerçi biraz uzaktan olsak daha iyi olacak. Çok yakından olunca görüntüler iyi olmuyor. Evet, şöyle minareyi de gösterelim. Kesme taşlar. Evet, Mecidiye'de 1859 yılında Abdülmecid döneminde inşa edilen hamam ile 1910 yılında yapılan medrese ve mescitten oluşan ve Müslüman semineri olarak adlandırılan Osmanlı Külliyesi de bulunmaktadır. Bugün külliyeden ayakta kalan tek yapı hali hazırda harap ve metruk durumda bulunan hamamdır. Tamamen yıkılan Müslüman seminerinden geriye sadece duvar taşları kalmıştır. Evet, ecdadımız Osmanlı neler yapmış? Evet, burada abdesthane. Elde sedir gibi oturmak için rahat. Bak, kilimleri koymuşlar. Burada da abdest alınıyor. Şimdi caminin içinden görüntü alalım. Abi gelsin de istersen. Kaçık. Nerede bir... Dedim ya taşan. Dedim ya taşan. Çıkar mı? Kesap önemli Evet, şöyle hemen girişte böyle yan tarafta cemaatin oturması için, dinlenmesi için yerler mevcut. İmamın odası mı orası oluyor? Evet, burada da böyle yan taraf caminin girişinde, ön tarafına girişi de bak. Namaz kılmak için mihrap yeri de var. Evet, muhteşem bir atmosfer var burada. Osmanlı'nın eserleri. Cami çatılı bir bina, kubbesi yok. Gezmek isteyenler buyursun gelsin, buraları gelsin görsün. Ecdadımızdan Allah razı olsun.